Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz, İlk Seç Vakfı ile Kur'an yolunda programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli izleyenlerimiz, bir önceki bölümümüzde sizlere İlk Seç Vakfı'nın 19 ayrı eğitim merkezinin işleyişinden ve bu kurumlarda öğrenim gören 2500'e yakın yavrumuzun hizmetlerinden söz etmiştik. Bu bölümde ise İlk Seç Vakfı'nın yine Güzide Bir Kurumu'ndan İlkem İlim ve Kültür Eğitim Merkezi'nden bahsedeceğiz. Stüdyo konuğum İlkem Müdürü Abdullah Uzunlar Hoca Efendi. En yetkili ağız olarak kendisiyle İlkem'in öğrenci alımlarını, ders müfredatını, sosyal imkanlarını ve kurum olarak hedeflerini dinleyeceğiz. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden sözü hocamıza verelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebu Bekir Hocam. Teşekkür ediyoruz. Bizi burada ağırladınız. Rabbim razı olsun. Amin hocam. Cümlemizde inşallah. Hocam ilkem nedir? Bize kısaca anlatabilir misiniz? Evet. Daha önceden yapmış olduğumuz programları takip eden izleyicilerimiz genel muhtevasına hakim olmakla beraber ilk kez bu programı izleyen kardeşlerimiz için ilkem ilk seç vakfımızın e, bünyesinde sizin de söylediğiniz geçmiş programlarda anlatılan 19 farklı çalışmanın bir parçası. Bu ee, İlk Seç Vakfı olarak eğitim alanında biz ülkemizde var olan e, sisteme destek olabilmek adına dini anlamdaki alanları doldurabilmek adına yapılan çalışmalardan bir tanesi de hafızlık eğitimi. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızla beraber hafızlık kurslarında gençlerimize, e, diyanetimize bağlı e, kurslarımızda e, hafızlık eğitimi vermeye çalışıyoruz vakıf olarak. Peki hafızlık sonrasında ne yapıyoruz? Hafızlık sonrasındaki çalışmaları da İlk Seç Vakfımızın İlim ve Kültür Eğitim Merkezi İLKEM dediğimiz e, Arapça bölümümüz aslında İslam İlimler Medresemiz veya diğer ifadeyle e, burada hafızlık sonrasında kardeşlerimizin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi Ebe Bekir Hocam medrese deyince geçmişi e, ta kökleri ezelde e, dalları ebette olan bir yapı. Yani bugün dolayısıyla İLKEM yeni bir oluş bugüne oluşturan yeni bir ortaya çıkmış bir kurum değil geçmişteki geleneği devam ettiren kurum. Ta geçmişine gidersek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Darul Erkam'da ekmiş olduğu o tohum, e, o evde başlatmış olduğu o ilk çalışmada din öğretirken, akaitten fıkha tefsire kadar birçok alanda din öğretirken Medine'ye geçtiğinde Ashab-ı ile daha sonra ilmi olarak baktığımızda Irak'ta, Küf Küfe'de Abdullah İbni Mesutlarla Alkamelerle daha sonra Ebu Hanife Rahimahullah'a kadar gelen daha sonrasında icazet yoluyla ta Selçuklu döneminde Nizamiye medreselerine daha sonrasında Osmanlı zamanında sahn Seman medreseleri ve en son Süleymaniye medreseleriyle. Yani her dönemde temsilcileri bulunan, icazet yoluyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dayanan bir geleneğin günümüzde temsilcilerinden bir tanesi. Dolayısıyla yeni bir çalışma değil aslında medrese geleneğinin günümüzde temsil edilen noktalarından bir tanesi. İlkemin güzel taraflarından bir tanesi düzenli e, hafız olan kardeşlerimizi, hafız olmayanları da alıyoruz ama genellikle ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak hafız olan kardeşlerimizi almakla beraber düzenli bir eğitimle düzenli mezun veren ve düzenli bir şekilde mezunlarını da hayata adapte eden kurumlardan bir tanesi. Böyle kısaca özetleyecek olursak Bekir Hocam. ilkem hafızlığını bitirmiş, daha ağırlıklı bir şekilde hafızlığını bitirmiş veya Kur'an altyapısı iyi olan gençlerimize İslami ilimler anlamında ehli sünnet akidesini tanıyabilecekleri, benimseyebilecekleri ve günümüz problemlerinde yaşanan güncel problemlerde ehli sünnet yani geçmişimizden gelen gelen geleneğimiz Kur'an ve sünnet çerçevesinde bize bugün nasıl durmamızı gösteriyor. Sesini haykıracak insanları yetiştirme derdinde olan bir kurum. Ebu Bekir Hocam. Peki hocam, İlkem bildiğimiz kadarıyla öğrenci mülakatlarını başlattı. Ee, bu konuda biraz izleyenlerimizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii Ebu Bekir Hocam. Yani Şimdi... Neden bildiğimiz kadarıyla bir de e, mülakat yapıyorsunuz? Neden mülakat yapıyorsunuz? E, kurumumuza başvuracak öğrenci adaylarında aramış olduğunuz kriterler nelerdir? Evet soru için teşekkür ediyorum Ebu Bekir Hocam. Bu konuda özellikle bazı e, bizi bilenler, e, bilmeyenler vesaire çevreden ufak bir sitem dağılıyoruz. Neden bu işe başvuran öğrenciyi mülakata alıyorsunuz? Öncelikli olarak e, bizim şu anda yer kapasitemiz yani alabildiğimiz öğrenci rakamı 55 ile 60 arasında. Her sene alabileceğimiz rakam. Yer imkanı, maddi imkanlar, çevre imkanı vesaire. Hoca kadromuz şu anda e, 50 öğrenci 55-60 öğrenci alabiliyoruz. Geçen sene mülakatlarımıza 250 küsur öğrenci başvurdu. Yani 5 öğrenciden bir tanesini alabildik bu durumlarda hani dünya ne yapıyor böyle durumlarda en adilane bir şekilde ne yapılabilir ya ilk başvuranı alırsanız ya da başvuranlar arasında bu işi daha fazla isteyen altyapısı daha müsait olanları tercih etmek istersiniz biz burada ikinci söylediğimi tercih ediyoruz yani başvuranlar arasında mülakat dediğimiz şey gerçekten bu işi benimseyen isteyen kardeşlerimize öncelik vermeye çalışıyoruz mülakat deyince arka planda hani en zekilerin alındığı en mükemmellerin alındığı anlamında değil, bu işi daha fazla isteyen, daha fazla sahip çıkan kardeşlerimizin öncelik verildiği e, bir sınav yapmaya çalışıyoruz. İşte hafız hafızlığın sağlamlığını temel almaya çalışıyoruz. Çünkü programın içerisinde e, zayıf bir hafızlıkla programa girdiğinde programın yoğunluğu sebebiyle hafızlığını sağlamlaştırma imkanı bulamayabilir. O kardeşlerimize diyoruz ki hafızlığınızı sağlamlaştırın öyle gelin. Kur'an altyapısı olmayan kardeşlerimize program içerisinde hani yüzüne okumayı dahi bilmiyorsa o kardeşlerimize de programın içerisindeki yoğunluk sebebiyle hani Elif Bağ'dan itibaren bir temel vermek çok zor olacağı için yani yoğunluk hasebiyle o altyapıyı alın sonra gelin diyoruz. Mülakatın arka planındaki temel mantık bu Ebu Bekir Hocam. Hem mülakatlarımız da başladı, başvurularımız başladı. İnşallah ilkseçvakfı.org inşallah arkadaşlar aşağıya getirirler. Veyahut da ilkemislamilimler.com sitelerinden kardeşlerimiz mülakat başvuru formunu doldurduklarında başvuruları bize ulaşıyor. Mülakatın sabit bir tarihi yok. Başvuru çok olduğu için rakamlar belli bir rakama ulaştıkça biz telefonla arayıp mülakata özel davet ediyoruz. Bir hafta öncesinden velilerimizi, öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz mülakat tarihiyle ilgili. Mülakatın arka planındaki temel şey bu Ebu Hocam. Son olarak da kimler başvurabilir ilkeme? ilkeme e, ortaokul mezunu 8. sınıfı bitirmiş 14-18 yaş arasındaki kardeşlerimiz başvurabilir. Üçüncü bir şartımız hafız olan kardeşlerimizin, sağlam hafızlı olan kardeşlerimizin elbet önceliği var. Ancak Kur'an altyapısı iyi olan, hafız olmayan ama Kur'an altyapısı, yüznesi, talim tecrüti oturmuş güzel olan kardeşlerimiz de programa başvurabilirler. Onlarla ilgili de bir kontenjanımız var. Mülakatla ilgili genel söyleyeceğim muhteva bunları bekleyeceğim. Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Peki hocam, e, İlkem Arapça eğitiminin yanında e, gençlere ne gibi imkanlar sürüyor? Mesela e, akademik camiada vesaire bu şekilde görev almak isteyenler, e, bu tarzda gençlerimiz de oluyor. E, bunlarla alakalı ne gibi olanaklara sahip? E, bunu da dinleyebilir miyiz? Evet. Bu, yani ders dışında aslında medrese dersleri dışında neler yapılıyor? Hafız olan kardeşlerimize hafızlık tekrar yaptırıyoruz. Bunun dışında e, İlkem'in ilk başta ifade ettiğim noktası, e, bizim temel hedeflerimizden, ilkelerimizden bir tanesi Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendimizin yönetiminde, tahtı himayesinde, maddi ve manevi desteğiyle ve yönlendirmesiyle beraber üzerinde durduğumuz noktalardan bir tanesi şu. Kardeşlerimizi gelene, gelenekle tanıştırırken, o geleneği günümüze getirirken günümüzdeki hayattaki karşılığını da kardeşlerimize sunmaya çalışıyoruz. Ne demek istiyoruz? Bizim vakıf politikalarımızdan bir tanesi, kendi hedeflerimizden bir tanesi, kardeşimiz 14 yaşındaysa 15 yaşındaysa 16 yaşındaysa Türkiye şartlarında bu yaş durumunda olan kardeşlerimizin taşıması veya vakıf olması veya bilmesi veyahut da edinmesi gereken temel müsbet manada söylüyoruz. Ne varsa okul durumuyla ilgili veya işte hayata dair sosyo kültürel hayata, hayata dair ne varsa bu bu kardeşlerimizi medreseye alıp gelenek geleneği öğretirken günümüzden koparmamaya çalışıyoruz. Şimdi bu temel meseleyi söyledikten sonra bu neye tekabül ediyor? Bir, okul dersleri evet. Ebu Bekir Hocam. Bize başvuran bir kardeşimiz eğer lise 1'de başvurmuşsa bizde her ilerlediği sene lise, lise durumu da ilerlemeye devam eder. Yani ilkemden mezun olduğunda liseyi bitirmiş yaş durumuna göre üniversiteyi de açıktan tabii ki açık öğretim fakültesi ve ili tam desteğiyle beraber ee, üniversiteden de mezun olmuş oluyor kardeşlerimiz. Şu ana kadarki bütün mezunlarımız bu şekilde lisansı bitirerek mezun oldular. Yani 4 senelik ilahiyat fakültesini bitirerek mezun oldu kardeşlerimiz. Şimdi okul durumu ile ilgili biz e, günlük okul dersleri sadece bununla ilgili kurum içerisinde kültür dersleri başlığı altında bir birimimiz var. Bununla ilgili çalışan özel hocalarımız var. Yani bu hocalarımız ayrı. E, yan iş olarak bakmıyoruz buna. Biz işte dersler bitince ekstra bununla ilgileniyoruz şeklinde değil bu işi tamamen kafa yoran, sadece işi bu olan hocalarımız var kurumda. Bu hocalarımızın e, yönlendirmesiyle ve takibiyle beraber her gün kurumda okul dersleri, lise, üniversite, ilahiyat dersleri neyse artık o kardeşimizin seviyesi neyse belli saatte, belli bir programla beraber lise ve üniversite derslerine kardeşlerimiz işte test çözme veyahut da ders alma, e, işte biyolojisinden, fiziğinden, Türk diline vesaire lise açık lise öğretiminde gençlerin 4 senede liseyi bitirmesi için ne gerekiyorsa, hangi altyapı gerekiyorsa bunu vermeye çalışıyoruz. Eğer ilahiyat fakültesi okuyorsa burada işimiz çok daha kolay. Çünkü zaten ilk almış olduğu e, ilahiyatın temelini oluşturan kaynak kitapları okuduğu için, İslam ilimler programı okuduğu için ilahiyatta çok daha başarılıyız. İşte daha böyle somut olarak söylemek, söylemek gerekirse bizim en son online dönemi baz almıyoruz tabii ki online dönemde sınavlar Pandemi sürecinde online olduğu için onlar bizim için veri olarak kabul etmiyoruz. Çok yüksek rakamlar. Ama ondan öncesinde pandemiden önce bizim üniversite okuyan kardeşlerimizin, üniversite 1, üniversite 2, üniversite 3 ve üniversite 4 okuyan kardeşlerimizin ortalaması yaklaşık 70-80 kişiden bahsediyorum. Ortalaması 3.52 idi 4 üzerinden. Bu, üniversiteyi bilen, anlayan kardeşlerimiz bilirler ki bu orta ortalama bir tane hani bir iki öğrenci olarak bahsetmiyorum ortalama olarak bu çok yüksek. Yani kardeşlerimizin bir avantajı, örgün okuyan kardeşlerimize nazaran bir avantajı zaten bu kitapları köklü olarak gördükleri için bir de özel olarak bu ilahiyat derslerine vakit ayrıldığı için, çalışma olanağı sağlandığı için ortalamaları da, lisans diplomalarındaki ortalamaları da haliyle daha yüksek olmuş oluyor. Şimdi burada şu soru akla gelebilir. Hocam sadece ilahiyat fakültesi mi? Evet şu an ilk temel programı itibariyle ee, bu alanda İslami ilimler alanda okuyan kardeşimiz haliyle İlahiyat Fakültesi üzerinden lisansı yöneliyor. Aynı bu şunun gibi düşünebiliriz Ebu Bekir Hocam. İslami ilimler bireysel yaşantı kadar 5 senelik bir müfredata haiz olmak, aynı zamanda hani sadece bireysel yaşantı değil, teknik detayları vesaire dinin bütün kılcal damarlarına kadar, akideden, tefsire, fıkıhtan, usule kadar birçok alanda gençlerimiz işin kaynak kitaplarını okuyorlar. Aynı daha böyle anlayacağımız şekilde... Tıp okuyan bir öğrenciden hukuk fakültesine gitmesini veya hukukla ilgili bir alan seçmesini beklemezsiniz. İstisnaları olabilir. Ama hukuk fakültesini bitiren birinde, birinden de ticarete atılmasını beklemezsiniz. İstisnaları olabilir. İlkem de bu işin tabiri caizse İslami İlimler Üniversitesi gibi düşüneceğimiz için bu alana başvuran kardeşlerimizin uzun vadede hedefleri İslami ilimler, İslami Cenah olmuş oluyor. Okul dersleriyle ilgili genel muhteva bu Ebu Bekir Hocam. Tabi bu süreçte TYT derslerine, üniversite hazırlık derslerine, DGS, dikey geçiş yani üniversite 2'den 3'e geçiş sınavlarına, 4. sınıfı bitirdiğinde ALS e, veyahut da YDS, yabancı dil sınavlarına vesaire kurum içerisindeki programda öğrencilerimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Yani temel ilke üzerinden gene tekrar edecek olursak bir kardeşimiz 18 yaşında, 19 yaşındaysa o yaş grubunda Türkiye'de hangi şartlara, okul anlamında, sosyo-kültürel anlamda hangi şartlara e, haiz olması gerekiyorsa onu program gereği hazırlamış oluyoruz. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Bu arada bildiğim kadarıyla hani üniversite camiasında örgün okuyan öğrencilerin hani bahsetmiş olduğunuz 3,52 derece ortalaması çok yüksek bir puan. Yani dışarıda e, bu puanları alan öğrenciler gerçekten akademi olarak 4 üzerinden yüksek bir puan aldığı e, evet. anlaşılıyor. o Evet. Tabii bu bir avantaj e, söylemiş olduğum gibi. E, bu avantaj tabii örgün okuyup çok başarılı olan kardeşlerimiz de var. Bu avantajın temel sebebi burada Arapça ibareler üzerinden temel gelenekteki kitapları köklü olarak okudukları için e burada ilahiyat derslerini daha rahat anlamaları, daha hızlı anlamaları bir de özel eğilince o alana daha rahat olmuş oluyor haliyle. Rabbim başarılarını artırsın hocam. inşallah. Amin, teşekkür ediyoruz. Hocam ayrıca şimdi elindeki notlara bakıyorum. İlkemin yine bir ilçe imza attığını, bu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan onaylı, resmi, sertifikalı Kur'an anlama ve İslami ilimler programı sertifikası verdiğini evet. e, duymuştuk. Şimdi hocam bu programda e, içerisindeki ilim dalları nelerdir? E, sertifika öğrencilerimize ne gibi ayrıcalıklar tanıyor? E, bunları bize biraz açar mısınız? Evet, e, Diyanet İşleri Başkanlığımız Rabbim razı olsun çok güzel bir proje başlattılar. Cumhuriyet tarihinde ilk defa İslami ilimler programı, Kur'an anlama programı başlığı altında Hafızlık sonrasında hafızlığı bitiren kardeşlerimize e, İslami ve Kur'ani altyapı sağlayacak bir imkan başlattılar. Yani Diyanet İşleri Başkanımıza bağlı hafızlık kurumları vardı ama daha ötesiyle ilgili bir boşluk bir alan vardı. İmam hatipler ve ilahiyat fakülteleri vardı. Daha detaylı bir donanıma sahip olmak isteyen kardeşlerimizle ilgili bu alanda bir boşluk vardı. Yani imam hatip derslerinden ilave olarak, farklı olarak veya ilahiyattan farklı olarak e, farklı daha detaylı altyapı almak isteyen kardeşlerimize ilgili bir boşluk vardı. Diyanşehir Başkanlığımız bu boşluğu gördüğü için e, 3-4 sene öncesine kadar önce proje olarak Kur'an'ı anlama programı diye bir proje başlattı. Bu proje bir senelik bir proje. Bu projede temel Arapça gramer altyapısı Kur'an'ın manasını anlamaya yardımcı olmak e, hasebiyle işte gramer, emsile, bina, makşu, tavamil gibi kitaplar üzerinden, kavaidü, müyessara gibi kitaplar üzerinden yani geleneğimizde var olan kitaplar üzerinden Arapça dilini, Arap dilini e, Kur'an e, etimolojisini, kelimelerini daha iyi anlayacak hale getirmek ya da o altyapıyı sağlaması için hafız olan kardeşlerimize bir senelik böyle bir proje başlattı. Projenin içerisinde pratik Arapçaya dair dersler, okuma, metin, metin, okumaya dair dersler vesaire de koydu. Çok çeşitli zengin bir proje. Elhamdülillah bu proje üzerinden birkaç sene geçtikçe daha da yayılarak Türkiye genelinde e, bulmuş oldu. Rabbimizin inayetiyle. Son olarak geçen sene de Gençlik Başkanlığımız bu bir senenin dışında yani hafız olan kardeşlerimiz bir sene Kur'an grameriyle ilgili genel altyapı ediniyorlar. Bir de artı üç sene İslami ilimler programı koydu. Bu programda da fıkıh, hadis, kelama dair, akideye dair bizim gelenekte var olan kitaplar üzerinden gene e, diğer İşleri Başkanlığımız üç senelik bir program yaptı. Bu program şu an proje olarak deneniyor. Bir senesi şu an okunuyor. İkinci senesine seneye başlanacak. Yani proje olarak deneniyor. Biz de ilk çatısı altında bulunan Vakfımızın desteğiyle beraber Kocatepe Kur'an Kursumuz, Diyanet Şehir Başkanlığı'na bağlı Kocatepe Kur'an Kursumuzla beraber bu projeyi yürütüyoruz. Yani hafızlık sonrasında bize gelen kardeşlerimiz bizim 5 senelik program içerisinde aslında Diyanet'in, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur'an'ı anlama programını ve İslami ilimler programını uygulamış oluyor. Ve bahsetmiş olduğunuz sertifikayı almış oluyor programda başarılı olduktan sonra. Bu sertifika şu an proje aşamasında bunun somut bir şekilde hani şu avantajları var. Demek çok doğru olmamakla beraber üzerinde çalışılıyor. Teklifler var. Bu sertifikalarda da kıraat belgesi gibi, hafızlık belgesi gibi Diyanşehir Başkanlığı'nın iç kadrosuna geçerken e, ekstra mülakat komisyonunda vesaire hani bu çocuk hafız, bu kardeşimiz hafız ekstra olarak böyle bir programdan da mezun olmuş diyebilmesi için resmi bir sertifika. Bu atanmalarda vesaire elini rahatlatacağı bir kıvama getiriyor. Ama bu şu anda hani böyle bir Diyanet İşleri Başkanımızın böyle bir kararı var anlamında demiyorum bunu. Mülakat Komisyonu'na böyle böyle bir programda okuduğuna dair resmi Diyanet İşleri Başkanlığımızın imzası ve onayıyla kardeşimizin programda başarılı olduktan sonra alabileceği bir sertifika da vermiş oluyoruz. Hocam ilk seç vakfını tanıyan ve gören izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz bilirler. Geçen hafta İlkem'in 52 tane öğrencisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sınavına girerek ve bu sınavdan da başarılı olarak imam, müezzin ve Kur'an kursu öğret öğreticisi olarak e, atanmış oldular. Bu elbette gurur verici bir tablo. İzniniz olursa öğrencilerinizin bu ilim yoluna, yolculuğuna e, nasıl geldiler? Bu yolu bize kısaca anlatabilir misiniz? Rabbimize şükürler olsun. Tabii ki ilkem her sene. E, diyanete, üniversiteye vesaire mezunlarından veya öğrencilerinden gönderim veriyor. Zaten bizim gayemiz şu, biz var olma sebebimiz ilkem ilk Seç Vakfı'nda ilkem bu bahsetmiş olduğumuz Arapça altyapısını verdikten sonra kardeşimizi Türkiye'de dini hangi alan varsa o alana altyapı olarak hazırlamak. E bu da o hedeflerimizin neticesinde bize bu senenin sunmuş olduğu rakamlar. 52 kardeşimiz, Kur'an kursu öğretmeni İmam Hatip ve Müezzin olarak sadece bu son atamada görev aldılar. E bu kardeşlerimiz tabii ki e, bu kardeşlerimizden program bitirenler veya bitirmek üzere olanlar var. E, haliyle hepsi diyanette şu an görev almış oldular. Bun, bu kardeşlerimiz hafızlar. Hafızını bitirdiler. Hafızını bitirdikten sonra bizim İlkem'de Arapça programımıza geldiler. Pro, bu programda gramer altyapısı, sarf nahiv altyapısı, e, fıkıh, usul ve hadise dair birçok alanda kitapları okudular. E, üniversite olarak da ön lisans veya 3-4 lisans mezunu veya hala yüksek lisans yapan kardeşlerimiz de var bu programda görev alan kardeşlerimiz arasında. Ama bahsetmiş olduğum gibi bu sadece Diyanet İşleri Başkanlığımızın son atamasındaki rakamı 52 rakamı. Daha öncesine gidecek olursak e, imkem 2014-2015'ten sonra düzenli mezun vermeye başladı. Yani bahsetmiş olduğumuz 6-7 senelik süreçte şu ana kadar 9 müderris, müderris dediğimiz bizim en kıymet verdiğimiz alan yani okuduğu kitapları okutabilecek, bir kurum açabilecek, bir kuruma gittiğinde bu okumuş olduğu programdaki gelenekteki o kitapları geleceğe köprü olarak aktarabilecek kimse. Biz müderrisi böyle tanımlıyoruz. Ve ilk gayemiz de müderris yetiştirmek, müderrisler yetiştirmek. 9 tane hocamız müderris olarak el an görev yapmakta. Değişik kurumlarda ve bizim vakfımızda dahil olmak üzere. Daha sonrasında İslami alanda hani temsil edebileceklerken başka neresi var? İlahiyatlar var. 5 tane kardeşimiz de değişik ilahiyat fakültelerinde araştırma görevlisi olarak devam ediyorlar. Haliyle başka hangi alanlar? Kur'an kursu öğretmeni. Şu ana kadar 30 küsür kardeşimiz ilkemde okumuş, bitirmiş veya bitirmek üzere olan kardeşim görev alan kardeşlerimiz bu seneye kadar 30 tane kardeşimiz Kur'an kursu öğretmeni olarak haliyle devam ediyorlar. 108 tane kardeşimiz İmam hatip olarak şu an son atamayla beraber e, görev almış. Ve bu 108 kardeşimizden 9 tanesi de Haseki'de. Diğer kardeşlerimiz de Haseki Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, imam veya mührünlerinden lisans mezunu olanları almış olduğu çok güzel bir program. Daha sonrasında vahizlik müftülüğe doğru götüren bir program. Hiç olmazsa yani bu alanları tercih etmese bile donanımlı bir imam. Gerçekten e, geleneğe vakıf gelenekte okutulan kitapların tahsil edildiği çok güzel bir program var Diyanet İşleri Başkanlığımızın. 9 e, kardeşimiz burada. 108 imamdan 9'u burada. Diğerleri de daha yeni görev aldıkları için Hasekiye'nin kapısında bekliyorlar. Girmek için bekliyorlar. Altyapıları, e, hevesleri, hedefleri hepsinin bütün kardeşlerimizin haliyle orası. Sevindirici olan taraf burası. Yani ben gideyim sadece namazımı kıldırayım bilinciyle değil de daha ötesinde nasıl hizmet edebilirim? Kendimi daha nasıl geliştirebilirim? Ben bu ülkeye, bu millete e, dinimi daha iyi nasıl anlatabilirim? derdinin vermiş olduğu e, çalışmalar bunlar. Yani Haseki'ye girme arzusu kardeşlerimizin daha sonrasında yani şu başkanımıza veya ilahiyat fakültelerinde daha içerilere doğru ilerleyip ben ehli sünnet akidesini daha iyi nasıl temsil edebilirim? E, kapasitesine, hevesine göre kardeşlerimiz çalışma yapıyorlar. O 108 imam haliyle şu anda İmam Hatip kardeşimiz İlkem'den e, 6-7 senelik süreçte görev almış durumda. 19 tane müezzin kardeşimiz var. Bu, bu kardeşlerimiz de İlkem'de okuyup görev alan kardeşlerimiz, 7 tane din kültürü öğretmenimiz mezun olan kardeşlerimizden var. Kolejlerde çalışan 6 ile 10 arasında farklı görevler yapan kardeşlerimiz var. Hafızlık Kocaeli yapan, din kültürü öğretmenliği yapan ama kolej kapsamında. Bunun dışında idari kadro anlamında Diyanet şey Başkanlığımızda, Kur'an kurslarında veya özel vakıflarda, özel kolejlerde veya medreselerde 5 tane müdür şu ana kadar yani idareci 5 tane de müdür yardımcısı kardeşimiz. Şu ana kadar İlkem iltisaklı, İlkem'de okuyup daha sonrasında şu an yapmış olduğu hizmetten bahsediyoruz. Haliyle böyle rakamlar, daha böyle alan devam edebilir. Şu ana kadar 200 küsür kardeşimiz e, dini alanda görev almış oldu İlkem e, irtibatı sonrasında, neticesi sonrasında. E şu ana kadar her sene 50-55 öğrenci alıyorduk, şu an 55-60 öğrenci alıyoruz. 600-500 ile 600 kadar öğrencimize dokunmuş olduk. Şu an haliyle 200 öğrencimize devam ediyoruz. Ama e, geriye kalan 200 öğrencimiz ile de e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev alma durumu olmuş oldu. Haliyle her başvuran bu alanda devam etmek istemiyor. Belli bir pratik Arapça altyapısını aldıktan sonra, gramer altyapısını aldıktan sonra farklı alanlara yönelmiş oluyor. Diğer kardeşlerimiz de farklı alanlara yönelmiş oldular. Tabi bu alanda da bizim vakfımızın şöyle bir avantajı var. Kardeşimiz hafızlık yapıyorsa hafızlık, yapmıyorsa lise, açık lise desteği nokta gençlik merkezimiz var. Kardeşimiz Arapçaya geldiğinde Arapça okumak istiyorsa Arapça programımız var. Arapça okumak istemiyorsa kıraat programımız var. Kıraat da okumak istemiyorsa üniversite hazırlık programımız var nokta gençlik merkezleri çerçevesinde. Yani bir kardeşlerimiz, hoca efendimizin ısrarla sistemi kurarken, oluştururken e, sürekli hatırlattığı ve ona göre kurduğu sistem bir kardeşimiz hangi alanda ilerlemek istiyorsa o alanda ona İslami anlamda destek olacağız. Yani hafızlık yapanlara değil sadece yapamayanlara da destek olacağız. Arapça okuyanlara değil okumayanlara, üniversite hazırlananlara da destek olacağız. Mesele yaptığı işin gayesinin arka planında gerçekten ehl sünnet akidesini anlamış, benimsemiş, özümsemiş, bunu yaşama derdinde ve yaşatma derdinde olan bireyler yetiştirebilmek. İnşallah Rabbimizin inayetiyle e, samimi, ihlaslı, İnsanların ee, insanların desteğiyle, var olmasıyla niyetler bozulmadan Rabbimizin inayetiyle ya e, yani cemaate adam yetiştirme değil, ümmete adam yetiştirme, cemaate adam devşirme değil, ümmete adam yetiştirme derdi olduğu için vakfımızın gerçekten çıtamız ehli sünnet akidesini temsil edebilecek bireyler yetiştirmek, İslam'ı doğru tanıtabilmek, doğru tanı temsil edebilecek bireyler yetiştirebilmek. Bu bilinçle bu çalışmayla Rabbimizin inayetiyle Diğer İşleri Başkanlığımızın vermiş olduğu destekle, vakfımızın sağlamış olduğu imkanlarla Türkiye'de bu alanda sayılı ender kurumlardan biri olduğumuzu düşünüyoruz. Yani düzenli olarak bir program takip edip, düzenli mezun vererek. Rabbimize şükürler olsun. Allah razı olsun hocam. Rabbim çalışmalarınızı devamlı kat kat artırsın inşallah. Hocam maşallah çok güzel çalışmalarınız var. Hocam maşallah ilk seçim hakkımızın çok güzel çalışmaları var. Lakin biliyoruz ki gerek ilkemin gerekse ilk seç vakfının diğer kurumların kontenjanları kısıtlı. Bu anlamda taleplere daha fazla cevap verebilmek adına ek tesis çalışmalarımız da oldu. Örneğin küçük çekmecede İmam-ı Azam Kur'an İndir Merkezi inşaat. Burası devasa bir müessese. Yaklaşık 800'e yakın yavrumuz burada eğitim görecek inşallah. Siz de takdir edersiniz ki bu gibi devasa Kur'an müesseseleri hayır sahibi kardeşlerimizin de yardımlarıyla, destekleriyle dönüyor. Burada onlarca talebenin iaşeleri, barınmaları, elektrik, su ve benzeri giderleri de büyük rakamlar oluşturuyor. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle de fitre, zekat ve burslarda bu Kur'an talebesi yavrularımıza destek vermek isteyen ve hala ince işçiliği devam eden külliyemizi de Omuz vermek isteyen kardeşlerimize neler söylemek istersiniz hocam? Evet peki hocam Rabbimize şükürler olsun söylemiş olduğunuz gibi bu sene külliğimizi açtık e, eğitime başladık ama tamamını açamadık tabii ki e, parça parça inşaatı da devam ediyor. E, bu tabii ki ilk mülakatı neden yapıyorsunuz sorusunda bahsettiğimiz gibi 250 öğrenci sadece ilkeme başvurdu geçen sene 50 tane alabildik 55 tane alabildik. Haliyle e, başvuran başvurulan talepleri karşılayabilmek için hafızı kurumlarımızda da benzer bir durum söz konusu. Ee, daha fazla kişiye hitap edebilmek alabilmek için çalışma da yapma, yapmaya devam ediyoruz. 800 kişilik kurumu e, 200 küsür kadar bölümünü açtık. Devamında inşaat hala devam ediyor. Bu konuda destek bekliyoruz. Hayır sahipleri kardeşlerimizden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ya ilim öğreten ol ya ilim öğrenen ol ya dinleyen ol ya da seven destekleyen ol Beşincisi olma diyor Taberani hadis şerifinde. E, bu hizmetler de bu çalışmaların aslında herkes içerisinde e, öğreten veya öğrenen veya dinleyen anlamında yer alamayabilir. Ama bu çalışmalar, çalışma dediğimiz ehl sünnetin, urve-i dediğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kökten bağlı olan çalışmaların gelecek nesile aktarılması. ilk seç vakfının var olma gayesi, sebebi, amacı Hedefi her şeyi bu. Çalışmaları detaylandırabiliriz ama gaye bu. Şimdi bu çalışmalara da destek, bu çalışmalar Türkiye şartlarında nasıl yürüyor? Bunlar haliyle kolay değil. İkseş Vakfımızın yaklaşık 200 küsur çalışanı var. Sigorta giderlerinden tutun sadece personel giderlerine e, ve bu 19 kurum dendi. Yani bunların elektrik faturaları, doğalgaz faturaları bunlar haliyle böyle çok kolay bir şekilde altından kalkılabilecek bir merkezden yönetilince... Çalışmalar değil. E Bu dert, bu gaye olduğu için bu kadar çalışmanın altına girilebiliyor. Hoca Efendimizin e, büyük himmeti, gayreti, Efendimiz Hazretlerimizin himmetiyle, desteğiyle beraber bu çalışmalar yürüyor. Tabii ki e, iş, işin neticesi yani ay sonu geldiğinde, ay başı geldiğinde, fatura ödeme vakti geldiğinde veya inşaat devam ederken iş paraya tekabül etmiş oluyor. Bu anlamda gücü yeten kardeşlerimizden, gücü yettiği hasebince bu çalışmalara destek olmasını, biz talep ediyoruz. Bu, bu kadar güzel çalışmada e, bu kervanda payı olması, bu kervanda Allah'ım ben de oralara destek oldum. Sadece ilk seç vakfı için değil, böyle çalışmalar içerisinde yer alması insan için büyük bir iftihar kaynağıdır. Ahiret parasıdır yani diğer anlamıyla. Kardeşlerimizden bu anlamda bu çalışmalara destek olmalarını, bu çalışmaların yayılmasına vesile olmalarını ciddi anlamda bekliyoruz. Bu konuda e, Rabbimizden inşallah hep beraber bütçelerimizle, vakitlerimizle, gönül bağımızla bu hizmetlere destek olarak büyümelerini, Türkiye'de bu ve bu gibi çalışmaların daha da güçlenerek topluma hitap edebilmesini ve e, Türkiye'nin genç nesline özellikle dokunabilecek güzel çalışmalar yap, yapılmasına niyaz ediyoruz. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Ebu Bekir Hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz bir ilk Seç Vakfı Kur'an Yolunda programının daha sonuna geldik. Teşriflerinden dolayı İlkem Müdürü Abdullah Uzunlar hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan ben teşekkür bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.